Sophie'nin 10 Dile hikayesinin finale bir kala bölümünü oynayacağız bugün. Bölümün açılmasını beklerken kapağa baktım da bu hikayede Daisy özellikle kesinlikle harcanan bir karakter. Zaten ilk sezonda Benedict harcanmıştı. İkinci sezon Daisy harcanıyor. Ve hikaye, bilmiyorum hangi, hani belli bir karakterin üzerinde dönüyor da diyemem ama Daisy'ye yazık oldu. Neyse, bölüme geçelim. Bölüm 12, iç içe geçmiş kaderler. Ertesi sabah iyi bir ruh halinde uyandım. Tam olarak neyin veya kimin tahrik ettiğini bilmiyordum ama içimde sadece huzurun olduğuna sevindim. İç huzur. Ama bebek Liv'in devam eden ağlamasından ve Frank'ın yüksek sesle havlamasından hemen bozuldu. Dün Parker'la ailemin yanına gidip onları görmeye ve köpeğimi almaya karar verdim. Belki de iyi ruh halimin sebebi Frank'tı. Yoksa Diego'dan ani bir arama mıydı? Sırt üstü yatıp tavana baktım. Elmas seçimi dün gecenin detaylarınızı öğrenmenizi sağlayacak. Daha detaylı hatırlayalım. Ne demek Frank eve gitmek istemiyor? Preston'ların küçük oturma odasında ailenin tüm üyeleri, liderleri olduğunu hayal eden Frank ile birlikte yerleştiler. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum tatlım. Görünüşe göre bizden daha çok hoşlanıyor. Ya da belki onu tamamen şımarttığın içindir. Bu ne zırvalık? Ellen destek için etrafına bakındı. Parker, neden sessizsin? Anneni koru. Solgun ve yorgun Parker ürperdi. Belli ki mutsuz düşüncelere dalmıştı. Oğlum iyi misin? Sophie düşünceli bir şekilde kardeşine baktı. Parker'a Prag gezisinden ve oraya taşınma kararından bahsettiği andan itibaren Parker bir tür şüpheli düşünceye kapıldı. Evet, iyiyim baba. Yüzüne her zamanki Parker umursamaz gülümsemesini çekti. Anne, sen kesinlikle bir tarçınlı çöreksin ama bence Frank seni başarılı bir şekilde manipüle ettiği için ayrılmak istemiyor. Parker'ın sözlerini kanıtlamak için Frank Ellen'ın bacağına yaklaştı ve Shrek karikatüründen kedinin kocaman gözlerini yaptı. Sonra Ellen'ın kalbinde kalıcı olarak yerleşmek için uzun bir yoluma çıkardı. O dayanamadı ve onu kollarına alarak kemik şeklinde bir tatlılıkla besledi. Seni satın almanın bu kadar kolay olduğunu kim düşünebilirdi? Ellen elini onlara doğru salladı. Rahat bırakın beni, birbirimizi seviyoruz. Sophie, Frank'ın yüzünde sinsi bir gülümsemenin belirdiğine yemin edebilirdi. Ukala. Sık sık Frank ve Parker'ın birbirlerine çok benzediğini düşünerek kendimi yakaladı. Kardeşim gibi insanlara ilgi duyuyor muyum? Elbette teknik olarak Frank bir insan değildi ama Sophie onu ayrı bir birey olarak algıladı. Bazen bana köpeğim tanıdığım birçok insandan daha insancılmış gibi geliyor. Düşüncelerini kardeşinin yorgun sesi böldü. Ben gidiyorum, duş alıp dinlenmem gerekiyor. Peki akşam yemeği, şimdi masaya oturacağız. Parker Sophie'ye doğru hızlı bir bakış attı. Ben sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ya bir kardeşim böyle düşünüp gitmek istemesi çok da üzücü. Sophie derin derin içini çekti. Sen... Bizi rahatsız etmeyeceksin. Parker minnetle kız kardeşine baktı. Sophie ona bakışından dolayı fiziksel olarak incindi. Ne aptalsın Parker? Neden her şeyi mahvettin? Parker ceketini çıkardı ve bir yere fırlattı. Eskiden akşam yemeğinden ve prensipte herhangi bir yemekten her zaman memnundu. Şu anda kusacak gibi görünüyordu. Ellen tabakları masaya koydu. Sonra Sophie'ye döndü. Tatlım, anlatsana Prag seyahatin nasıl geçti? Babam ve ben meraktan ölüyoruz. James sonunda okumayı bıraktı ve herkes onaylayan başını salladı. Prag ilginçti, normal, romantikti tabii ki de. Parker sonunda canlandı. Bana seyahatinden bahsettiğinde bunu bir şekilde kaçırdın. Her şeyi sana söylememe gerek yok. Konferansta kiminle tanıştığını anlat daha iyi. Sophie ağzını açar açmaz telefonu çaldı.
Aramayı kapatmak için ekrana baktı ancak Diego'nun fotoğrafını gördü ve fikrini değiştirdi. Affedersiniz, birkaç dakikalığına dışarı çıkıyorum. Sophie soğuk Kasım havasını içine çekerek ebeveynlerinin terasına çıktı. İlk bölümde de bu terasta oturup Benedict'ten bahsediyorduk. Telefona cevap vermeden önce bir noktaya baktı, düşündü. Diego genelde mesaj yazıyor. Umarım iyidir ve hiçbir şey olmamıştır. Diego Torres hangi rüzgar attı? Hola Sophie. Ne demek hangi rüzgar attı? Ben nadiren mi arıyorum? Görünüşe göre çok meşgul birisin. Praga gidip radardan çıkan ben değilim. Yavaş ol. Aslında seni iş için aradım. Sophie kendini bir battaniyeye sararak kanepeye oturdu. Bir şey mi oldu? Matteo'nun yine üniversitede sorunları mı var? Diego hafifçe güldü. Tatlım, her zaman herkes için endişelenen Sophie. Ben iyiyim. Matteo da öyle. Sürekli seni soruyor. Teyzem de öyle. Senden gerçekten hoşlandılar. Bu tamamen karşılıklı. Yarın benimle Grand Street'te buluşman gerekiyor. Niçin? Seni görmek için bir nedene ihtiyacım mı var? Hayır ama öyle boş yere aramadım. Haklısın, bir konuda fikrine ihtiyacım var. Ne konuda? Yarın öğreneceksin. Vay entrika. Adresi hatırlıyor musun? Tabii ki. Yarın görüşürüz. Yatağıma uzandım. Hala dünün anılarına gülümsüyordum. İyi bir ruh halindeydim. Frank evde, Grace güvende ve en önemlisi bugün arkadaşlarımı göreceğim. Diego'yu ve Flo'yu. Flo'ya ancak öğleden sonra ulaşabilirdim. Bu yüzden benim için süslenmeye başlamaktan başka bir şey kalmadı. Ya Benedict nerede, nerede? Kaç bölüm oldu yine ya? Abi ne değişik bir şey. Tabii ki de bunu seçeceğim. Değişik şeylere bayılırım. Şeftali, bakır. Ya saçlar çok kötü. Yine elmaslısını seçelim. Son ütüşleri bitirdiğim anda yatak odasının kapısı çaldı. İçeri gel Grace. Grace bana baştan ayağa baktıktan sonra hemen durdu. Bu kadar güzel nereye gidiyorsun? Gergin bir şekilde kıyafetlerimi düzelttim. Belki de abarttım. Bu arada harika görünüyorsun. Grace'in ardından Frank odaya kurşun gibi uçtu. Al. Gördün mü? Frank'i de hoşlanıyor. Evet, onun fikri her şeye karar veriyor. Grace'in gözlerinde her zamanki merak belirdi. Randevuya mı gidiyorsun? Ne diyorsun? Sadece Diego ile görüşmek için. Önemli bir konuda tavsiyeme ihtiyacı var. Sophie yardım için acele ediyor. Bir dakika, Diego'dan söyletmeni mi? Onu nereden biliyorsun? Öğrenciler sürekli ondan bahsediyorlar. Öyle mi? He kız. Ona dans dersleri için sıraya girerler. Belki iyi bir öğretmen olduğu için. Belki de inanılmaz derecede yakışıklı olduğu için Sophie. Bilmiyorum, cazibesine kapılmadım. Benim için o sadece bir arkadaş. Bu başka biriyle ilgilendiğin anlamına mı geliyor? Ya sen bilmiyor muydun bizim Benedict'ten hoşlandığımızı ya? Muhtemelen. Saate baktıktan sonra nefesim kesildi. Çantamı kaptım ve Grace alnından çabucak öptüm. Sen, Liv ve Frank iyi olacak mısınız? Bizim için endişelenme, harika zaman geçireceğiz. Bugün küçükleri mutlu edecek bir yürüyüş planımız var. Tamam ve Frank'a baktığım için teşekkürler. Bu senin için yapabileceğim en az şey. Yine başlıyorsun. Bana borçlu falan değilsin. Burada istediğin kadar yaşayabilirsin. Harika, o zaman Liv ve ben sonsuza kadar burada kalacağız. Harika. Döndüğümde birlikte yaşama planını tartışacağız. Şaka yapıyorsun. Ben hayır. Grace şaka yolda elini salladı. Git senin şu. Demek istediğim, bir arkadaşınla yürüyüşe mi çıkacaksın? O zaman ona benden selam söyle. Ben özgür bir kadınım biliyorsun.
Grace. Ne? Artık şaka bile yapamıyorsun. Ben bu yabancıların şakasını hiç anlamıyorum ya. Bana sinsice gülümsedi. Bu beni mutlu etti. Çünkü içten içe çok üzgün olduğunu biliyordum. Beni akşam yemeğine bekleme. Diego ile görüştükten sonra Filo'yu ziyaret edeceğim. Grace anlayışla başını salladı ve sonunda beni kapıdan çıkardı. Bir rahat edemedim. Diego'yu aradım ama hiçbir yerde görünmüyordu. Dakikalıkla çapkının açıkçı sorunları var. Beklerken etrafa bakmaya karar verdim. Diego neden burada buluşmaya karar verdi? Bakışım dövme salonuna takıldı. Gençliğimde dövmeyi nasıl hayal ettiğimi hatırlayarak gülümsedim ancak ailem kesinlikle bunu yapmamı yasakladı. Yani her şeye korkan biri olarak gençliğimize dövme mi yaptırmak istemişiz? Ama artık çocuk değilsin Sol. Dövmeyle ilgili çekici düşünceleri bir kenara bırakarak Diego'yu aramak için telefonu çıkarmaya karar verdim. Ama buna gerek yoktu çünkü aynı dövme salonundan gülümseyen bir İspanyol çıktı. Gülümsemenin onu kurtaracağını düşünüyorum. Geç kaldım. Gerçekten onu kızmaya çalıştım ama yapamadım. Dudaklar kendi kendine bir gülümsemeyle gerildi. Hola. Clarita geç kaldığın için sana kızgın. Gülüşün bana aksini söylüyor. Beni selamlamayacak mısın? Beklenti içinde ellerini uzattı. Onu nasıl selamlayabilirim? Tövbe bismillah, şıklara bak ya. Ona sarılmak için isteksizce uzanıyormuş gibi yaptım. Diego onun adına sevindiğim gerçeğini saklama girişimime içtenlikle güldü. İşte bu başka bir şey. Elbette beni etrafında döndürmeye karşı koyamadı. Kısa boylu olmanın avantajları, herkes seni kollarında taşıyor. Bu geç kaldığın gerçeğini değiştirmez. Belki seni biraz daha döndüreyim. Bugünlük bu kadar yeter. Bulunduğumuz sokağa işaret ederek etrafa baktım. Burada ne yapıyoruz? Diego'nun gözlerinde her zamanki kurnaz parıltı belirdi. Benim için bir dövme seçeceğiz. Ciddiyetle dövme salonunu işaret etti. Cidden mi? Vay canına, bu ilginç. Gerçekten mi? Yargılayacağını sanıyordum. Neden? Ya zaten yargılayacağımızı düşünüyorsan bizi niye çağırdın canım? Herkes vücuduyla istediğini yapmakta özgürdür. Ayrıca bu inanılmaz güzel. Diego üçtenlikle gülümsedi. Kendine ne yaptıracaksın? Sonsuzluk işareti mi? Melek dövmesi. Diego yüzünü buruşturdu ve ben dayanamadım ve güldüm. Dios mio Sophie. Beni ne sanıyorsun? Tamam, sen seçeceksin. Hieroglifler mi? Kırmızı gül mü? Çıplak bir kadın mı? Hieroglif neydi ya? Çıplak kadın çizsin. Peki neden kendime böyle bir şey yaptırmak istediğimi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Çünkü çıplak kadınları seviyor musun? Diego kahkaha attı. Gerçekten bu neden bir sebep değil. Diego ayaktan ayağa geçmeye başladı. İçeri girmek için cadı attığını görüyorum. O kadar dikkat çekici mi? Hadi gidelim. Ya of, bırak bu işi de bir an önce Flo'nun yanına gidelim. Dövme salonu tam olarak hayal ettiğim gibiydi. Parlak renkler, renkli çizimler, dövmeli ilginç insanlar ve havalı bir atmosfer. Tabii ki böyle bir yere hiç gitmedim. Bu cesaret ister. Şimdi Diego sayesinde çevrenin tadını çıkarabiliyorum ve açıkçası da her şeye bakabiliyordum. Ve beni kimse durduramaz. Kızın uyluğundaki büyük bir anka dövmesinin fotoğrafını fark ettiğimde dudağımı ısırdım. Flo kendime de aynısını yapmamı söylerdi. Diego tezgahtaki çocukları selamladı, bana ilgiyle baktılar. Belki de kıyafetleriyle abarttım. Querida, dövme seçme zamanı. Tezgahta sevimli gülümseyen bir kız belirdi. Diego ve ben kendimizi tanıttık ve adının Mira olduğunu öğrendik. Merakla bana baktı, sonra Diego'ya döndü. Kız arkadaşınız için dövme mi seçeceksiniz?
Ben onun kız arkadaşı değilim. Biz arkadaşız. Ah pardon. Sorun değil. Onun kız arkadaşı olabileceğimi düşünmeniz beni gururlandırıyor. Diego bana şaşkınlıkla baktı. Belki de arkadaşınız sizin gibi bir kızın onunla olabileceği için gurur duymalı. Bu sefer Diego şaşkınlıkla kıza döndü. Lütfen şu an ikiniz arasında her ne olduysa devam edin. Mira'nın bana nasıl göz kırptığını gözümün ucuyla fark etmeyi başararak şaka yollu omzuna gittim. Ah. O zaman doğrudan konuya girmeyi öneriyorum. Bildiğim kadarıyla partnerimle birkaç eskiz üzerinde tartıştınız ve aşağı yukarı ne istediğinize karar verdiniz. Diego ciddiyetle başını salladı. Beklenti içinde olduğu belliydi. Harika. O zaman ben gidip aletlerimi hazırlayayım. Siz de koltuğunuza oturun. Kız benim yanımdan salonun derinliklerine geçtiğinde Diego'ya döndüm. Sana bir soru sorabilir miyim? Rüyalarında bir yerlerde olan Diego bana döndü. Elbette. Eski seçtiysen neden beni aradın? Benim için tamamen beklenmedik bir şekilde Diego kızardı. Onu utandırmak zordu. Bu yüzden çok şaşırdım. Ben düşük bir acı eşiğim var. Ve elimi tutabileceğimi düşündüm. Sonuncusunu neredeyse fısıldayarak nefes aldı. Sonra yere bir yere baktı. Arkadaşımın şimdi ne kadar sevimli olduğu için güldüm. Diego bana mahcup bir bakış attı. Ben, elini seve seve tutsak bir şey olur mu ki ya? Tutmayacağım ya. Bana hayal kırıklığıyla baktı ve ben hemen ekledim. Çünkü sen tanıdığım en cesur adamsın. Cevabımı duyan Diego biraz doğruldu. Teşekkürler Koyarida. Bunu duyduğuma sevindim. Yan odadan gülümseyen Mira çıktı. Peki yakışıklı, hazır mısın? İki buçuk saat bir hindili sandviç ve bolca acının ardından seans bitiyordu. Onun yürek parçalayan inlemelerini yeterince duymuş olan o ve ben inanılmaz mutluyduk. Ayrıca birkaç İspanyolca küfür de vardı ancak aslında kulağa olağanüstü derecede güzel geliyordu. Ne yapmalı? İspanyolca çok etkileyici bir dil. Ama beni en çok şaşırtan şey Diego'nun küfür değil, Mira'nın ne kadar zarafet ve ustalıkla çalıştığıydı. Bana nasıl eşit derecede güzel bir şey çizdiğini kendime hayal etme izni verdim. İşinin bitmesini beklemeden nasıl olduğunu görmek için geldim ve nefesim kesildi. Mira, bu inanılmaz. Diego'nun bacağında muhteşem bir şekilde çizilmiş bir Gorgon deniz anası vardı. Ama bize de gösterseniz mi bir şekilde çok merak ederim. Mira soyunma tuşları yaparak memnun bir şekilde güldü. Diego ise yarı baygın bir halde yatıyor, boş yere şerefini korumaya çalışıyordu. O çok nazik. Pekala Torres, nefes alabilirsin, deniz anan hazır. Diego dövmesine bakmak için başını kaldırmadı bile, çok endişeliydi. Aletleri toparlamaya başlayan Mira sinsi bir gülümsemeyle bana döndü. Peki şimdi sana seçelim mi? Gergin bir şekilde güldüm. Ne diyorsun? Buna asla razı olmayacağım. Mira önümde durdu ve bana ciddi bir soru sordu. Dövme yaptırmaktan mı yoksa cesaret etmekten mi korkuyorsun? Ve aniden bir psikoloğun koltuğundaydım. Mira gülümsedi ve hemen eklemek için acele etti. Bugün boş günüm var ve bir kişi daha alabilirim. Ve tüm çalışma sürecince baktığın hayranlığa bakılırsa bence dövme yaptırmak senin için sorun olmaz. Hala transta olan Diego aniden başını kaldırdı, merakla bana baktı. Ne o ne de Mira bir şey söylemediler. Bana isteyip istemediğime karar verme fırsatı verdiler. Şimdiye kadar yerine getirmediğim tüm arzuları düşündüm. Gerçekleşmeyen tüm küçük hayaller hakkında. Yetişkin bir kadınım ve bu kadar önemli bir adım atıp atmayacağıma kendim karar verebilirim. Dürtüsellik doğamda olmayan davranışlar ama şimdi nereden geldiğini anlamadan ağzımdan kaçırdım. Evet. Ne evet? Dövme yaptırmak istiyorum. Şaşkınlık yüzüme yansımış olsa da Diego kocaman gülümsüyordu. Ah evet Sophie. Harika. Sen birkaç saat sonra vücudunda ne görmek istediğini seçerken ben birkaç dakikalığına dışarı çıkacağım. Bana eskizlerin bir kataloğunu verdi ve beni Diego ve düşüncelerimle baş başa bıraktı. Hemen ona döndüm. Gözlerim korkuyla doldu. Ben ne yaptım? Diego başını geriye attı ve yürekten güldü.
Ve 2 dakika bile geçmedi. Gülmeyi kes. Koyarida, kararsızlığınla çok çekicisin. Bunu neden söylediğimi bile anlamıyorum. Bana gelir misin? Bunu söylerken gözlerinin içine bakmak istiyorum. Korkmuş bir kuş gibi ihtiyatla gülümseyen Diego'ya yaklaştım. Konuşmadan önce dikkatlice elimi tuttu. Eğer istemiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Ellerimi yanan yanaklarıma koyarak derin bir iç çektim. Etrafımda zıplayıp kararıma sevinen Flo'nun görüntüsü kafamda belirdi. Flo bana Diego ile aynı sözleri söylerdi. Her zaman beni nasıl destekleyeceğini biliyordu ve kendi seçimlerimi yapmama izin verdi. Ve şimdi her zamankinden daha çok her şey benim elimdeydi. Sophie, iyi misin? Unutma, her zaman yapabilirsin. Ben geldim. Hazır mısın? Mira ikimizi de şaşırttı. Neyi seçtin ya da belki yardıma ihtiyacın var. Diego'ya baktım, sonra Mira'ya baktım. Sonunda başımı salladım. Tamam, bak ne yapabiliriz. Yarım saat sonra yüzlerce seçeneği inceledikten, ağrı, işim ve alerjik reaksiyonlarım hakkında sorular sorduktan sonra kızarmış bir yüz ile nihayet kararımı verdim. Sanırım ne istediğimi biliyorum. Full soyunmuşuz ya. Çiçekler, ay, kuş, kuşa bakayım. Vay. Kitaplar mı? Kitapları seçelim ya. Benedict kitapla ilgili falan. Demek küçük bir dövme. Diego beni desteklemek için acele etti. Bence bu iyi bir başlangıç. Kendimden memnun olarak koltuğa oturdum ve cesurca onların gözlerinin içine baktım. Bu arada ben renkli dövme sevmiyorum. O çiçek ve kuş çok renkliydi. Mira kollarını gerdi, parmaklarını sıktı ve işe koyuldu. Karşımda hevesli Diego ve düşünceli Mira vardı. Harika görünüyorlar. Sen de acıya direnerek katlandın. Şaşırdım. Sanırım bir şey eksik. Bir kelime eklemeye çalıştım ama Mira beni durdurdu. Bana bir dakika ver. Sonra bir mermi gibi başka bir odaya koştu. Ona ne oldu? Birkaç dakika sonra Mira bir yığın kıyafetle döndü. Burada sürekli fotoğraf çekimlerimiz oluyor ve bazen hediye olarak kıyafet bırakıyorlar. Yarattığım şaheserle hava atmaktan zarar gelmez sanmıştım. Gururla göğsünü öne çıkardı, sonra eliyle kıyafetleri işaret etti. Seçim yapmakta çekinme. Ne seçmeliyim? Bu dövmeyi kapatıyor. Bu da dövmeyi kapatıyor. Dövmeyi açık bırakan bir tek bu. Saniye, bu dövmeyi açık bırakıyor muydu? Bırakıyormuş. Ya keşke kuşu seçseydim ya. Ama ne yapayım, çok renkliydi. Sonunda aynada kendime baktım. Vay canına. Eksenimin etrafında dönerken bir duvar saatine rastladım ve nefesim kesildi. Diego, gitmem gerek. Kapıya koştum, sonra kendime geldim ve ona sarılmak için döndüm. Zaten dışarıdayken Diego'nun sesini duydum. Sophie, bekle. Evet. Bugün için sana teşekkür etmek istedim. Çok meşgul olduğunu ve Flo'ya gitmek için acele ettiğini biliyorum. Ama bilmeni isterim ki ne olursa olsun yanında olacağım. Belki iyi bir arkadaş değilim ve belki de sana çok az zaman ayırıyorum. Garip bir şekilde kafasının arkasını kaşıdı. Muhtemelen sorumsuz ve düşüncesiz olduğumu düşünüyorsun ama değilim. Gözlerine bakarak ona yaklaştım. Neden bahsediyorsun aptal? Hey, aslında burada dürüst davranıyorum. Ciddi olmaya çalıştı ama gülümsemesi onu ele verdi. Diego, sen ve ben uzun zamandır arkadaşız ve seni asla sorumsuz olarak görmedim. Kendime olan güvenimi kazanmama yardım ettin. Bana dans etmeyi öğrettin. Bunu nasıl başardığını sadece Tanrı bilir. Kendini hafife alıyorsun, Cuarido. Querida, lütfen ikisi ol bacağım var. İyi huylu bir şekilde güldü. Ve o aptal dileği yerine getirmem gerektiğinde yanımda olduğunu unutma. Karşılığında hiçbir şey istemeden ve soru sormadan yardımıma geldin. Bu seni iyi bir arkadaş yapmıyorsa o zaman gerçek arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorum.
Fazla uzatmadan Diego yanıma geldi ve bana sımsıkı sarıldı. Sen harika bir insansın Sophie. Sen de harika birisin. Birbirimizden uzaklaştığımızda Diego'nun yüzünde cilveli bir gülümseme belirdi. Gitmeden önce sana söylemeliyim. Çok üzgünüm ama bu iş aramızda yürümeyecek. Bir an kocaman gözlerimle ona baktım ama dayanamadım ve güldüm. Tanrım ne kadar aptalsın. Diego bana sinsice gülümsedi. Bugün için tekrar teşekkürler. Flo'ya selam söyle. Mutlaka. Kendimden ve bugünden memnun kalarak durağa doğru yürüdüm. Duyduğum son şey Diego'nun neşeli sesiydi. Beni bir daha randevuya davet etme. Hala gülerek otobüse bindim. Daha önce olanlardan ilham alarak hastaneye daldım. Sonra nerede olduğumu anlayınca içimdeki ateş azaldı. Kıyafetlerimi düzelttim. Dövmenin iyi olup olmadığına baktım ve Flo'ya doğru gidiyordum ki yaşlı bir kadın dikkatimi çekti. Bir buket çiçekle köşede duruyordu. Bakışlarımı yakalayıp bana sıcak bir şekilde gülümsedi. Kızım son buketi almak ister misin? Flo'ya acelem olduğu için birkaç saniye tereddüt ettim. Yanımda uzun süre kalmaya izin verilmedi. Hanımefendi, üzgünüm ama burada çiçek satamazsınız. Çok üzgünüm ama sizden gitmenizi rica edeceğim. Kadının gözleri anında soldu, omuzları düştü. Onun için çok üzüldüm. Bu buketi satın alın. Hanımefendi, onu seve seve satın alırım. Doktor yaşlı kadının gitmesini istemesine rağmen bana saygıyla baktı. Çok teşekkür ederim. Bunlar bahçemden taze çiçekler. Arkadaşım onlara bayılacak. Arkadaşınıza acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederim. Günümü aydınlattınız. Kendimden ve kararlarımdan memnun kalarak Flo'ya koştum. Bal kabağı geri döndüm. Solgun yüzünü ve gözlerinin altındaki koyu halkaları görünce gözyaşlarımı tutamadım. Benim küçüğüm. Seni gördüğüme çok sevindim Cooper. Genişçe gülümsemesine rağmen gözlerinde yaşlar parladı. Ben de çok mutluyum. Ay, Flo da çok güzel bir kızdı. Hala güzel ama yüzünün rengini bile soldurmuşlar. Yanındaki yere hafifçe okşadı. Otur bana her şeyi anlat. Belki önce bana nasıl olduğunu anlatırsın. Bir düşüneyim. Bir ameliyat geçirdim ve artık saçım yok. Sıra sende. Gerçekten bu durum kaldırılması çok zor bir durum. Kadınların saçı mesela kendisi için çok önemli. Ben çok takık değilim ama bazıları bu konu yüzünden depresyona bile girebiliyor. Ve kanser çok daha ciddi bir durum. Allah bu durumda olan herkese yardım etsin ve ne diyeyim, düşmanımın başına bile gelmesin yani. Flo, ne? Ayakta durmayı bırak, otur ve bana Prag'ı anlat. Sonunda elimdeki buketi fark etti. Bu benim için mi? Şimdi bile inanılmaz derecede güzel bir kız olmayı başardı. Seni düşündüm ve almaya karar verdim. Ayrıca onları sevimli beni neden aldığım için benimle gurur duyacaksın. Flo buketi eline aldı ve burnunun içine gömdü. Seninle her zaman gurur duydum. Yeniden evimdeymişim gibi hoş bir sıcaklık vücuduma yayıldı. Flo'ya bağlı sayısız kablolara dokunmamaya çalışarak dikkatlice yanına uzandım. Yüksek sesle bağırdı. Bu da beni çok korkuttu. Bu ne? Dövme mi? Ah, bu önemli bir şey değil. Flo şaka yollu bir şekilde dirseğiyle yan tarafımı düktü. Ne zaman başardım? Bugün. Ama nasıl? Nasıl karar verdin? Bileceksin ama düşündüm. Senin hakkında. Sesin her zaman kafamdaydı. Böyle aceleci bir hareketi takdir edeceğini biliyordum. Ve haklıydın. Bal kabağımda dövme olduğuna inanamıyorum. Kendim inanmakta güçlük çekiyorum. Beni şoka sokacak başka haberler var mı? Pekala, Prag'da bana iş teklifi edildiğini öğrenmekten memnun olacaksın. Ne? Ve sen bunca zamandır sessiz miydin?
Chloe ile biraz konuşmayı başardık. Neredeyse her yarım saatte bir kontrol ediliyordu. Ve eğer bir kontrol değilse o zaman başka bir serum. Ona yeni bir şey enjekte edildiğini her gördüğümde kalbim sıkıştı. Ama acı içinde olduğunu bilsem de sürekli gülümsüyordu. Başını bana ne kadar zor çevirdiğini ve bazı kelimeleri telaffuz etmenin ne kadar zor olduğunu birkaç kez fark ettim. Onu dinlenmeye bırakmayı düşündüğümüzde az önce hastanenin girişinde gördüğüm doktor odaya girdi. Bayan Cooper, her şey hazır. Ne hazır Coop? Bayan Cooper bugün bir araba istedi. Arkasında ne olduğunu coşkuyla göstererek kenara çekildi. Tekerlekli sandalye mi? Doktor, beni şımartıyorsunuz. Hangi doktor hastanın bu tarz isteklerine cevap vermiş ki? Biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi? O anda nefes nefese Parker odaya girdi. Peki ne? Hazır mıyız? Birinin soruma cevap vermesini bekleyerek boş gözlerle onlara baktım. Yüzündeki ifadeye bakılırsa Flo sana hiçbir şey söylemedi. Flo'ya döndüğümde bana sinsice gülümsedi. Bir maceraya çıkıyoruz. Bayan Cooper, umarım dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatmanıza gerek yoktur. Doktor, hızlı aramada numaranız var. Harika. Parker, battaniye ve kalın kıyafetler hazırladın mı? Doktora sen diyor. Bu ne? Evet efendim. Bana efendim demeyi kes. 2 saatiniz var, daha fazlası yok. Bu sözlerle odadan ayrıldı. Biri bana şu anda neler olduğunu anlatmazsa. Sakin ol Preston. Flo doktordan küçük bir yürüyüş ayarlamamı istedi. Tedavimde ilk defa kendimi harika hissediyorum ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Bence tehlikeli ama neden olmasın. Doktorun resmi izni olmasa tehlikeli olurdu. Ayrıca Parker her şeyi halletti. Yani endişelenecek bir şey yok. Parker'ın gülümsemeden parlayan yüzüne baktım. Bir şey olmaz. Parker yalan söylemedi. Her şey gerçekten iyiydi. Hava güzeldi. Etrafta neredeyse hiç kimse yoktu. Ve şehrin boğuk gürültüsünün tadını çıkarabildik. Yanımda Flo'nun mutlu bir şekilde iç çektiğini duydum. Bu şehri nasıl özledim. Kalabalık ve gürültülü olduğu için onu seven birkaç kişiden birisin. Ne yapayım? Hayatın hızlı temposunu seviyorum. Kaderin benimle böyle alay etmeye ve beni bundan zevk alma fırsatından mahrum bırakmaya karar vermesi komik. Hastalığı hakkında nasıl sakince konuşabildiğini ve hatta şaka yaptığını içtenlikle anlamadım. Ama Flo buydu. Sonsuza dek iyimser, mutlulukla parlayan, hayat dolu. Hanımlar, sizi bir süre yalnız bırakacağım. Nereye gidiyorsun? Parlak zırhlı şövalyem bize yiyecek getirecek. Ona öyle bir şefkatle baktı ki kalbim neredeyse göğsümden fırlayacaktı. Benedict bana aynen böyle bakıyor. Parker onu alnından öptü ve ellerini ceplerinin derinliklerine sokarak gitti. Tüm bunlara karşı değil misin? Neden bahsediyorsun? Senin yanında duygusal ifadeler. Flo'nun kızarmış yüzüne baktım ve gülümsedim. Sanırım bu konuda biraz geç kaldınız. Öyle mi? Evet, zamanı gelmişti. Beni biliyorsun, aşık olduğumu anlayana kadar yıllar geçebilir. Yalan söylemeyeceğim. 90 yaşlarında bir araya gelmenizi bekliyordum. Flo yüksek sesle güldü. Tamam, alaycılığını hak ediyorum. Gece şehrine baktım ve aniden düşünceli bir duruma düştüm. Bunca zamandır Parkuno'nun yanındaydı ve ben sadece hayatımı yaşıyordum. Derin bir nefes aldım, sonra yavaşça nefes verdim. Ağlama, Flo için güçlü olmalıyım. Balkabağı ne oldu? Flo'nun ince parmakları yanağıma dokunarak gözyaşımı sildi. Gözlerine bakamadığım için başımı eğdim. Flo, ben kötü bir arkadaşım. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Bunca zamandır senin yanında değildim. Son zamanlara kadar hastalığından haberim bile yoktu. Çünkü sana söylememeyi seçtim Balkabağım. Tek nedenin bu olduğunu sanmıyorum Coop. Kendimle aptal deneyimlerimle o kadar meşguldüm ki hastalığını fark etmedim bile. Nasıl bu kadar kör olabildim? Sessizlik hüküm sürdü. Sadece Flo'nun ağır nefesiyle bozuldu. Başını kaldır Sol. Ben ona itaat ettim ve gözlerinde anlayış, özen ve suçluluk mu gördüm?
Uzakta bir yerde şehrin ışıklarına bakarak bakışlarını çevirdi. Sen benim en iyi arkadaşımsın ve hep öyle oldun. Hayatımda birçok kez seni hak etmediğimi düşündüm. Coop. Ailem gittiğinde sen yanımdaydın. Ailen ve sen beni hak ettiğimi bilmediğim bir sevgi ve özenle sardınız. Seni ne kadar sevdiklerini görünce seni kıskandım bile. Sana ne kadar değer verildiğini. Kendini bir battaniyeye daha sıkı sararak sustu. Sonra benim de değerli olduğumu hissettim. Bana ihtiyaç duyulduğunu. Bu yüzden sana sonsuza dek minnettar olacağım. Bana döndü, gözlerinde gözyaşları parlıyordu. Bu yüzden asla kötü bir arkadaş olduğunu söyleme sakın. Hayatımda olan en iyi şey sensin. Duygu akışına dayanamadım ve ona sıkıca sarıldım. Full uyanık olarak beni sıkıca sıktı. Bana bir can kurtaran gibi yapıştı. Of, çok üzücü ya böyle şeyler görmek. Ve Flo gerçekten yaşam dolu bir kız. Bu yüzden gerçeği bilmen gerektiğini düşünüyorum. Ne gerçeği? Flo duygularını kontrol etmeye çalıştı. Öksürdü ve tamamen sakin bir sesle devam etti. O bendim. Ne? Parker'ın suçu yok Sophie. O bendim başından beri. Ona boş boş baktım. Flo, neden bahsediyorsun anlamıyorum. Vegas gezisi, mesajlar, kapındaki fotoğraflar, hepsi bendim. Parker sadece beni koruyordu. Nefesimin kesildiğini hissettim. Sanki biri bana sert bir şekilde vurmuş gibi ciğerlerimdeki hava bir anda boşaldı. Başım dönüyordu ve bir şey söyleme fırsatı tamamen ortadan kayboldu. Flo'nun eli nazikçe elime dokundu. Bir şey söylemedi, sadece elimi sıktı. Mide bulantısı yavaşça boğazıma kadar geldi ve ben ne yaptığımı anlamadan Flo'nun elini bir yana çektim. Sanki başka bir yerden geliyormuş gibi boğuk sesimi duydum. Ne için? Sophie. Hayır, cevap verme, bilmek istemiyorum. Korkarım öğrenirsem asla gözlerinin içine bakamayacağım. Böyle harika bir andan bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamaya çalışarak ellerimi saçlarımda gezdirdim. Sonra uzun bir süre sessiz kaldım. Az önce duyduklarımı sindirmeye çalıştım. Bir noktada bugün bir daha konuşmayacağım gibi geldi bana. Sophie. Flo'nun sesi beni bir transtan çıkarmış gibiydi. Of, yolumuz da çok iyi. Keskin bir şekilde ona döndüm ve soğuk bir sesle söyledim. Suçu üstlenerek Parker'la olan ilişkimi düzeltmenin yolunun bu olduğunu söyleme bana. Yaptıklarından kendisinin sorumlu olmasına izin ver. Kıçını seninle örtbas etmesin. Aslında Flo'nun onun olması dışında her şeyi söylemesini istedim. Kahretsin Flo, bana sen olmadığını söyle. Hayatımda belki de ilk kez damarlarımda kanımın kaynadığını hissettim. Ve Flo uzun süresiz kalacağımı düşündüyse yanılıyordu. Son zamanlarda öğrendiğim bir şey varsa o da kendimi korumaktı. Ve sessizlik seni asla koruyamaz. Flo, şimdi bir şey söylemenin tam zamanı. Bal kabağı. Küçük küçültmeler kullanmayalım. Konuş. Flo'nun yüzü dramatik bir şekilde değişti. Eskisinden daha solgunlaştı. Parker'ı korumadım. Dediğim gibi tam tersi oldu. Şantaj yapabileceğini bilmiyordum. Başlangıçta böyle bir şey planlamamıştı. Acı acı gülümsedim. Plan. Flo tekrar konuştuğunda sesi titriyordu. Buraya gelmeden önce kanser olduğumu öğrendim. Uzun zamandır bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ama mümkün olan her şekilde görmezden geldim. Bu iş benim için önemliydi. Başarılı olmalıydım. Aileme değerli olduğumu kanıtlamam gerekiyordu. Nefes almak için durakladı, parmaklarını şakaklarına dokundu. Bir suçluluk duygusu hissettim. Asıl planım gelip seni rutininden kurtarmaktı. Ben biliyordum ki içine düştün. Biliyordum seni terk ettiğim ve ayrıldığım için çok üzülüyordun. Alaycı bir söze karşı koyamadım. Ne kadar ilginç yöntemlerin var ama. Bundan sonra olanların hiçbiri. Planların, evet. Flo yine sustu. Yüzüne hiçbir duygu yansımadı. Günlüğün. Pardon. Günlüğünü ve dilek listeni biliyordum.
Bir kere gençliğimde senin evinde kaldığımda onu buldum. Harika günlüğümü de okudun. Orada başka hiçbir şeye dokunmadım. Sadece liste. Dur tahmin edeyim. Onları şantaj için kullanmanın iyi bir fikir olacağını mı düşündün? Hayır, seni yaşatmak için onları kullanmaya karar verdim. Çünkü artık o ayrıcalığa sahip olmadığımı biliyordum. Çenemi o kadar sıktım ki elmacık kemiklerime kramp girdi. Yani bunca zaman ben aptalca istekleri yerine getirdim çünkü sen hastalandın ve bunları yapamadın mı? Kafamda belirgin bir şekilde bir şey zonkladı. Eğlencen için hayatımı yönetebileceğine mi karar verdin? Titremeyi sakinleştirmeye çalışarak Flon'un etrafında nasıl yürümeye başladığımı fark etmedim bile. Aslında bence o Sophie'yi hayatı karıştırmak için kendisiyle beraber bir şeyler yapmaya zorluyordu. Ama kendisi hasta olduktan sonra Sophie'yi hani kendisiyle beraber bu işlere sürükleyemeyeceği için, Sophie de tek başına yapmayacağı için bu tür bir yönteme başvurdu herhalde. Şantajın beni yaşatmanın en iyi yolu olmadığı hiç aklına geldi mi? Bunu yapmak istemedim. Sadece daha da kötüye gittim ve listeden dilekleri yerine getirmeye başlamanın için zamanın yoktu. Bu yüzden hayatımın en aptalca kararını verdim. Ve Parker bu konuda seni desteklemekten mutlu oldu mu? Aksine beni sonuna kadar vazgeçirmişti. Sen de ona susması için şantaj yapmaya mı başladın? Yoksa sana olan sevgisini mi kullandın? Flo kızgın bakışımı yakaladı. Gözlerinde acı vardı ve boşluk. Sen kimsin Flo? Seni tanıyor muyum? Bunca yıl arkadaşlıktan sonra bunu bana nasıl yaparsın? Ben sana ne yaptım ki? Çevremdeki tüm insanlardan beni en iyi sen tanıyordun. Panik ataklarımı biliyordun. Onları bana karşı kullandın. Duygularımı manipüle ettin. Tüm insanların içinde neden sen? Önünde durdum. Doğrudan gözlerinin içine baktım. Bunu yüzüme söylesin. Sadece yaşamanı istedim. Bunu yapmak için kullandığım yöntemler pek iyi değil. Ama şu haline bak. Bak nasıl değiştin. Kendini nasıl bulduğunu ve hayattan ne istediğini anladığını gör. Flo ağır bir şekilde öksürüyordu. Her saniye gittikçe solgunlaşıyordu. Ay kıza bir şey olacak şimdi ya. Beni affetmeni beklemiyorum. Sadece Parker'la aranızı düzeltip onu hayatına geri getireceğini bilmek istiyorum. Sensiz perişan durumda. Duygulardan boğazım düğümlendi. Yanaklarımdan yaşlar süzüldü. Kendimi kontrol etmek için boşuna uğraştım. Kime yalan söylüyordum. Hayal kırıklığı ve öfke beni boğdu. Ve acı, hiçbir şeyin geri dönüşü olmamasının verdiği sonsuz acı. Gelecek benim elimde. Bundan sonra ne olacağına sadece ben karar verebilirim. Ya şimdi ya da asla. Tabii ki de affedeceğiz ya. Burada zaten affedememek çok kötü değil mi? Flo bana inanamayarak baktı. Ne? Ama... Gece şehrine bakarak ona sırtımı döndüm. Haklısın, gerçekten değiştim. Vegas'ta çok eğlendim, dans etmeyi öğrendim. Tanrım, paraşütle bile atladım. İtiraf etmekten nefret etsem de yöntemlerin şüpheli olsa da işe yaradı. Sadece başka bir yol seçmediğin için çok üzgünüm. Bana o lanet listeyi verebilirdin ve biz her dileği birlikte gerçekleştirirdik. Bana hastalığından bahsedebilirdin. Yanında olurdum, elini tutardım, her yeni duyguyu paylaşırdım. Sonunda sesim kesildi ve neredeyse fısıldayarak devam ettim. Ay şimdi benim de sesim kesilecek. Bu ne kadar uzun bir bölüm oldu ya. Sana hala kızgınım ve seni tamamen affetmem ne kadar sürer bilmiyorum. Ama seni seviyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum. Seni kaybedemem. Tutmaya çalıştığım gözyaşlarım sonunda hıçkırıklara dönüştü. Bir şey söyle, neden konuşmuyorsun? Flo'ya döndüm ve dehşet içinde dondum. Başı geriye atılmış, gözleri sonuna kadar açık, ağzı sessiz bir çığlıkla aralanmıştı. Hemen ona koştum. Ay, sakın öldü demeyin. Vücudu sarsılmaya başladı. Bana bir şey söylemeye çalıştı ama ağzından sadece anlaşılmaz sesler çıktı. Tanrım, ne yapmalıyım? Parker'ı aramak için telefonumu çıkarmaya çalıştım ama panikle telefonu düşürdüm. Onu bulmaya çalışırken ellerimle yeri yoklamaya başladım.
Sonra yukarı baktım ve birkaç insan gördüm. Yardım edin, yardım edin. Ambulans çağırın lütfen. Gözlerim karardı. Hayır, Flo'nun bana ihtiyacı var. Ona uzanıp başının altına yumuşak bir şey koymaya çalıştım. Sonra doktoruna söylediklerini hatırladım. Telefonu bulduktan sonra onun telefon numaralarını aramaya başladım. Flo hala titriyordu, bana bir şey söylemeye çalışıyordu. Birinin bana yardım edebileceğini umarak başımı kaldırdım ve onu gördüm. Parker bize doğru koşuyor. Kenara çekilin. Onu acil servise götürmeliyiz, hemen. Etrafımdaki her şey sis gibiydi. Nerede olduğumu bilmiyordum, neler oluyordu. Parker bana sarıldı, Flo'nun üzerinde yattığı sedyeye zar zor yetişiyordu. Elimden sıkıca tuttu, onun endişeli sesini duydum. Sophie, Sophie konuş benimle. Koridor boyunca sadece onun ana hatlarını ve ışık parlamalarını gördüm. Kendime gelmem gerekiyor. Sophie, Flo'nun elini tut. Sophie, Flo'nun elini tut. Doktor acil servisin kapılarını açarken ona uzandım. Elim havada asılı kaldı. Telaşlı hemşireleri uzaklaştırmaya çalışırken Flo'ya koştum. Doktor beni bir jestle durdurdu. Bayan koridorda beklemenizi istiyorum. Ne demek istiyorsunuz? Onu nereye götürüyorsunuz? Parker bana sıkıca sarıldı, geri çekti. Hadi gidelim Sof. Hiçbir yere gitmiyorum. Flo orada. Acil servisin kapıları tam önümüzde açıldı ve bir hemşire oraya koştu. Uzak bir yerden sisin içinden doktorun sesini duydum. Oksijen maskesi. Sessizlik. Çabuk. Sağır edici sessizlik. İçinden tek bir ses çıktı. Kaçınılmazlığın ince, gıcırtılı, iğrenç bir sesi. Parker, onun elini hiç tutmadım. Yani Flo'nun ölmesi çok kötü olur. Ve çok duygusal bir sahneydi. Yani bu olayları kızın kanser olmasına bağlamak da çok böyle vicdana, çok böyle hani vicdana hitap eden bir sahne. Üzücü yani.